Herkese güzel bir günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Beydan Pınarbaşı, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayın 31-12-2021 tarihindeyiz, yani 2021'in son günündeyiz. Sizlerle bugün 2022 hakkında hedeflerimi paylaşmak istedim. Geçen yıl da böyle buna benzer bir video hazırlamıştık. O biraz daha spontane gelişmiş bir videoydu. Bu sefer biraz daha böyle hazırlıklı geldim, biraz notlar aldım ve sizlerle onun o format üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Bu videoyu edit yapmayacağım. Muhtemel şu an gördüğünüz ham halidir. Çünkü saat şu an bayağı bildiğiniz 6 ve birkaç saat sonra yılbaşı olacak. Yani saat 12'de. O yüzden saat 9 gibi bunu yayınlamak istiyorum. Edit yapacak vaktim çok kalmadığı için direkt yayınlamayı düşünüyorum. Ama size şunu söylemek istiyorum. 2021'e söyleyecek birkaç sözüm var. Çünkü 2021 benim için çok tuhaf bir yıldı. Böyle bolca içinde mutluluk olan ama bolca da içinde hüzün olan bir yıldı. Özellikle bildiğiniz üzere yani çok sevdiğim bir evcil hayvanım vardı. Ve tahmininizden çok daha fazla seviyordum. Kendi hani derler ya hani bir hayvanı nasıl kendi evladın gibi sevebilirsin? Severim. Çünkü benim gerçekten evladım gibiydi. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani çocuğum oğlum diye sevdiğim bir evcil hayvandı. Onu kaybettiğim bir yıl. O yüzden bazı mutlulukları çok yıllar boyunca hatırlayacağım mutlulukları beraberinde getirse bile yıllar boyunca unutmayacağım üzüntüleri de beraberinde getiren bir yılda. Dilerim ki 2022-2021 gibi olmaz. Daha güzel yıllarımız olur ve bu yılı hani unutabilmemizi sağlayan bir 2022 yılı yaşarız. Hepimiz için başta söylemek istediğim sağlık, ardından huzur, mutluluk ve hani böyle daha böyle anılarımızın olan, nasıl desem, böyle kendimizi mutlu hissettiğimiz, kendi duygularımızı dibine kadar yaşadığımız anlarımızı yaşayabilmemiz umuduyla. Umarım çok güzel bir yıl bizi bekliyor olur. Şimdi geçen yıl yaptığım benzerini bu yıl yapmak için başladığım 2022 hedeflerim nelerdir videosuna hoş geldiniz. Ay çok seviyorum bu girişleri ya. Çok aşırı seviyorum. Anlatamam size. Evet şimdi. Her zamanki gibi yine bu yılda bir kitap hedefi koydum. Ama şöyle, bildiğiniz üzere ben İngilizce artık böyle baya hani yani çabalıyorum. Yani sıfırdan benim gibi İngilizceden korkan biriyseniz, yani eğer öyle biriyseniz benim geldiğim nokta sizi çok mutlu edecektir. O yüzden ben şu an bu geldiğim noktadan çok mutluyum ama daha ilerisine gitmek istiyorum. O yüzden kitapta şöyle bir şey yaptım. 20 tane Türkçe kaynak okuyacağım. Yani Türkçe kitap okuyacağım. Ama 10 tane de İnşallah bundan moralim bozulmaz. İnşallah bundan üzülmem. 10 tane de İngilizce kitap okumayı yazdım. Bir aksilik olmazsa bunu istiyorum. Bu yıl bildiğiniz üzere ben artık mezun oluyorum. Yani 9 Eylül Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Ben sosyoloji ile bu yıl aramızdan maalesef ki ayrılmak zorunda. Ama ilerleyen süreçlerde yüksek lisans ya da başka şekilde eğitimlere devam edecek miyim? İstiyorum. Bir aksilik olmazsa devam da etmek istiyorum. Ama başka bölümler de istiyorum. Tabii ki de başka bölümleri de okumak istiyorum. O yüzden bu yıl mezun olacağım için bir şekilde, yani kendi bölümümden olabilir, başka bir iş imkanı olabilir. Çünkü ben her zaman şuna inanırım. Siz ne kadar hayata hazırlanırsanız hazırlanın, ne kadar yarının planını yaparsanız yapın. Ama hayat öyle bir şey ki maalesef beklemediğiniz yerden beklemediğiniz darbeyi alabiliyorsunuz. Beklemediğiniz yerden beklemediğiniz mutluluğu bulabiliyorsunuz. Beklemediğiniz yerden de iş imkanı gelebiliyor. O yüzden ben de bu yıl iş imkanının bana geleceğini hissediyorum. Bilmiyorum, öyle bir his var. Biraz çekim yasasını uygulamak istiyorum. Bir şekilde kendi paramı kazanacağıma inanıyorum. O yüzden bu yıl bence kendi paramı kazanacağım yıl olacak. O yüzden 2022 lütfen bana kendi paramı kazanma imkanı ver. Yani güzelliklerle umutla gel bana. Bu yıl ben 2021 yılında şöyle bir şeye başladım. Biraz şöyle ekonomi ve yatırımla ilgilenmeye başladım. O yüzden 2022'de bununla devam etmek istiyorum. Ne kadar yaşım küçük olabilir ama ben her zaman şuna inanırım. Yaşım ne kadar küçük olursa olsun bir şeylere başlamak için hiçbir zaman geç değil. Ya da erken değil. O yüzden bu konuyu da biraz daha uzmanlaşmak istiyorum. Lütfen burada sizin katkılarınız çok önemli. İnşallah bu videoyu izleyen sayısı çok fazla olur ve şunu istiyorum. YouTube'da 10.000 takipçiye ulaşmak istiyorum. Çünkü bizim ailemiz artık 1.000 takipçiye yakın. Yani 1.000 aboneye yakın. Aha telefon düşüyor, bir saniye. Yalnız telefon öyle bir noktada düştü ki bende şu oldu. Acaba Allah benim 10.000 takipçi olmamı istemiyor mu? Neyse bu kötü düşünceleri aklımızdan atıyoruz ve size şunu söylemek istiyorum.
Ben bu yıl 1000 aboneye ulaşmak üzereyim. Yani sizin sayenizde ulaşmak hani üzereyim. Çok az bir kısmımız kaldı. Çok mutluyum bu konuda. Yani 2 yıldır buraya emek veriyorum ve emeğimin karşılığını almak beni o kadar mutlu ediyor ki size anlatamam. Ya video çekmemin asıl kaynağı bu. Beni bazen görüyorsunuz, sohbet ediyorsunuz benimle. O kadar çok mutlu oluyorum ki size belki küçük bir şey gibi gelecek ama çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin yeri bende ayrı. Attığınız yorumlar için bende çok kıymetli yerleri var. Benimle derdinizi paylaşabiliyorsunuz. Benimle konuşurken mutlu olduğunuzu hissedebiliyorum. Ve bu inanın ki sizin kendi mutluluğunuzdan daha çok mutlu ediyor beni. Umarım bu şekilde devam ederiz ve büyük bir aile olmaya devam ederiz. Çünkü ben iletişimi seven biriyim. Ve hani iletişimi seven biri olarak benimle ne kadar çok iletişim kurarsanız o kadar çok mutlu olacağım. Ve sizi de mutlu etmek için elimden geleni yapmak için çabalayacağım. O yüzden bu yılki hedefim 1000 değil, 10.000 aboneye sahip olmak. Lütfen olayım. O yüzden bu videoyu yayabildiğiniz kadar yayın. Yani yayarsanız çok sevinirim. Lütfen yayın. Sonra Instagram'da bizim işler hayırlı gitmiyor. Yani biraz oluyor. Hani oraya ne kadar buradan daha çok içerik üretiyorum ama bazen de şey diye düşünüyorum. Belki Instagram yorum olmak için iyi bir vasıfta değilim bilmiyorum ama galiba ben YouTuber için de olmuşum. Yani YouTuber olmak için de olmuşum. Bilmiyorum. YouTube daha güzel gidiyor ve YouTube'da video çekerken daha uzun konuşabiliyorum ya, benimden daha mutlu oluyorum öyle. Instagram'da 1000 takipçi olmak istiyorum. Onda çok da gözüm yok. Hani hiçbir zaman da olmayacak, emin olabilirsiniz. Bu arada ben Eskişehir aşığım. Eğer aramızda Eskişehirliler varsa beni çok iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Ben Eskişehir'e gitmeyi çok istiyorum. Bu yıl Allah'ım lütfen Eskişehir'e gideyim. Lütfen artık gerçekten. Yani böyle yıllardır istiyorum ve bir türlü gidemiyorum. Bu yıl Eskişehir'e gitmek istiyorum. Bir şekilde yani ayarlayacağım kendim ve Eskişehir seyahati planı yapacağım. Şöyle ben eğitimle alakalı, sosyolojiyle alakalı koçluk sertifikaları almak istiyorum. Bu öğrenci koçluğu, profesyonel koçluk, yaşam koçluğu gibi. Yaşam koçluğu değil de daha ziyade profesyonel koçluk ve öğrenci koçluğu üzerine. Bunu almak istiyorum. Eğer bir aksilik olmazsa koçluk sertifikaları almak istiyorum. Ardından bir aksilik olmazsa eğer, online eğitime geçmezsek mezuniyetime gitmek istiyorum. Bir aksilik olmazsa, lütfen aksilik olmasın, üniversite mezuniyetim. Bir aksilik istemiyorum. Lütfen. Kapatım falan olmasın. Ya şu anlık hazır değilim kapatılmaya. O kadar çok hızlı konuşmuşum ki dilim damağım kurudu. Ondan kısa bir ara verdim. Şimdi şöyle ki sürekli kapandığı için ben sinemaya gitmekte biraz sıkıntı yaşıyorum. Bir de nedense benim sinema adabım pek yok. Evde çok yani fırsat buldukça film izleyen biriyim ama sinemaya giden biri değilim. O yüzden kendime bu sefer bir sayı belirledim. 5 defa sinemaya gitti. Beyda bu sefer Allah yani Allah için 5 defa sinemaya git. Yani artık yeter. Yeter. Artık yani sürekli bu televizyondan izlemekten bıkmıyorsun herhalde. Sinemaya git. Sinema adabın olsun biraz. Sinemaya gideceğim. Tiyatroya gitmek istiyorum. Yaksak ona sayı bile belirledim. Bir tane gitsem yeter. Tiyatroya gitmeyi çok seviyorum ama bizim ev yaşadığım yere çok fazla uzak tiyatrolar. O yüzden gidemiyorum. Bu yıl burayla alakalı bir tane daha istediğim bir şey var. Vlog kamerası almak istiyorum. Biliyorsunuz ben telefonumdan çekiyorum ama çok fazla miktarda videolar yer kaplıyor. Edit için programlar aldım. Bilgisayarımda da o yüzden çok fazla edit programları ile ilgili videolar var. Ama sürekli oraya aktarıp burayı silmek ve bunun sürekli senkronizasyonunu sağlamak çok zor oluyor. O yüzden kendime vlog kamerası almak istiyorum. En azından telefonumun yükünü azaltmak istiyorum. Çünkü tahmininizden daha fazla video var telefonum içinde ve artık bana ağlıyor. Video çekme diye ama üzgünüm. Telefonum canım telefonum. Mecburum sana video çekmek zorundayım. Şimdi şöyle. Aslında diğeri ben bunu daha önceden yazdığım için Aralık ayında 2022 Aralık'ta yılbaşı ağacı al demiştim. Ama bunu sizle beraber kurdunuz ama siz daha o videoyu izlemediniz. Gördüğünüz üzere o hedefimi 2021 yılında bir şekilde gerçekleştirmiş oldum. Ve burada ilk kez yılbaşı ağacı kurdum ve de bu benim ilk kurduğum yılbaşı ağacı. Tam öğrenci işi en sevdiğim. Şimdi gereksiz yere bunu daha büyüğünü alsam herhalde annem beni evden atardı. Hiç gerek yok böyle fantezilere. O yüzden hayatımıza böyle devam edelim. Evet, bakıyoruz. Bu sefer 10 tane ben niye bu kadar heyecanlanıyorum video çekerken, video izlerken diyorum, iyice kafa gitti benim. 10 tane film izle demişim. Bu film izlerken de şöyle, ben filmleri izlerken şöyle yapıyorum. Oscar ödülü almış filmlerle başlayıp böyle günümüze geliyordum genelde. Ama bu sefer biraz daha Yeşilçam filmlerini izlemek istiyorum. Biraz daha Türk dizileri izlemek istiyorum. O yüzden 10 tane film izle dedim. 4 tane dizi izle diye bir skala belirlemişim.
Evet, benim yeşil pasaport alma hakkım var bir nedenden dolayı. Onu da söyleyemiyorum şimdi. Yeşil pasaport çıkartmak istiyorum ve yine 2021'de de koyduğumuz gibi bu yıl da koyuyoruz. Ama çıkabilecek miyiz emin değilim. Dolardan sonra hiç emin değilim. Mübarek dolar böyle şşş diye yükseliyor. Ben de onun yükselişini izliyorum. Yapacak bir şey yok. Her zaman şu düşüncedeyim. İnşallah olmaz. Ama 18'i gören dolarım geri 5'lere, 4'lere, 7'lere ineceğini hiç düşünmüyorum. Yani kötü günler bitti. Şimdi sırada daha kötü günlere. Susuyorum bu konuyla alakalı. İngilizce öğrenmeye devam et dedim. Evet, İngilizce ile alakalı şöyle bir durum var. Artık en azından söylenilen kelimeyi ya da okunulan cümleyi anlayabilir haldeyim. Biraz da cümle kurmaya başladım. Sadece geliştirmek istiyorum kendimi İngilizce konusunda. Yeni bir dili öğrenmek istiyorum. Bunu da yazdım. Almanca ya da Fransızca istiyorum. Bu konuda pek emin değilim hangisinin olacağını. Sadece şöyle bir şey var. Almanca'da kelime haznesini daha rahat aklımda tutabilirken Almanca dilim dönmüyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Tam emin değilim. Bunu bana bir hocam söylemişti. Kısa dilliyim ben. Yani böyle gırtlaktan çıkan tarzındaki konuşmaları, kelimeleri çıkartamıyorum. Biraz daha böyle, yani doğru bir telaffuz mu emin değilim, doğru bir kelime mi seçiyorum emin değilim. Biraz daha kibar bir yatkınlığım var kelimeleri çıkartırken. O yüzden böyle daha gırtlaktan kalın tondaki sesleri çıkartamıyorum. O yüzden benim için Almanca zor gibi ama Almancayı da çok istiyorum. Bilmiyorum. Fransızcayı kelime haznem hiç yok. Ama Fransızcayı dilim daha rahat dönüyor. Emin değilim. Bakalım bu konuyu ilerleyen süreçlerde zaten beraber muhtemelen karar veririz. Ben Amerikan kültüre gidiyorum. Amerikan kültürde 3 kur almıştım. 2 kur alana 1 kur bedavaydı. O yüzden son kurum kaldı. Onu almak istiyorum. Onu da bu yazın bitireceğim inşallah. Ve bu şekilde bütün hedeflerim şu anlık bu kadar. İlerleyen süreçlerde biliyorsunuz bizim için yılbaşıymış, 1 Ocak'mış. Beylacığım yeni bir şey koyamazsın diye bir şey yok. Ben kalkar 2 Ocak'ta da hedef koyarım kendime. Ve biliyorsunuz onu yapmak için de elimden geleni yaparım. Hedefler için doğmuşum. Hedeflerimi gerçekleştirmek için elimden geleni yaparım. Burada belki de sizin için çok saçma gelecek. Düşünün, ben ara ara olmayan TEDx konuşmasını yapan bir insanım. O yüzden benden her absürt şeyi, her olağan dışı şeyi bekleme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü aynaya geçip konuşuyorum ama o bana daha cevap vermiyor. O yüzden delirmediğimin kanıtı bu. Yani bu kadardı. 2022 hedeflerim bu kadardı. Sizin de eğer böyle hedefleriniz varsa ve yılbaşı gününde ne yapacağınızı bilmiyorsanız, ki dolar fikriyle ya bu dolar yükselen haliyle muhtemel hepimizin evde olacağını düşünüyorum. Eğer evdeyseniz ve bu videoyu izliyorsanız alta yorumlarınızı bekliyorum 2022 hedeflerinizle alakalı. Lütfen bırakmayı unutmayın. Diyelim ki bunu Ocak ayında izliyorsunuz. Yine de yazın Şubat ayı ya da Ocağın 2. 3. haftası, hangi pazartesi de olur, salı da olur, çarşamba da olur. Ne zaman hedef koyup da başlamak istiyorsanız bu yoruma gelip hemen yazabilirsiniz. Çünkü bizim için önemli olan tarihler, aylar, günler değil, hedeflerinizdir. Ve bu hedefleri gerçekleştirmek için verdiğiniz çabadır. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamaya, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda. Bye bye.